Merhaba, hoş geldiniz. Bugün İnsan Hakları Derneği Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon'dan Sebla Arcan'la birlikteyiz. Kendisiyle geçmişten bugüne gözaltında kayıplar ve faili meçhuller konusunu konuşacağız. Yayına başlamadan önce de dün Fransa'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenleri anmış olalım. Hoş geldiniz Sebla Hanım. Hoş bulduk. Ben aslında öncelikle çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Gözaltında kayıplar meselesi Türkiye'de yani çok uzun yıllardır tartışılan, çözülmeye çalışılan yer çözülemeyen de bir konu aslında. Peki gözaltında kayıp ne demek? Yani bir insanın gözaltında kaybolması ne demek? Bir insan gözaltında nasıl kaybolur? Ya da güvenlik güçleri bir insanı gözaltına neden kaybetmek ister? Ben de öncelikle Nis'teki katliamın kurbanlarının ailelerinin acılarını paylaştığımızı söyleyerek başlayayım. Teknik ifadeler kullanmamaya özen göstereceğim. Herkesin anlayabileceği şekilde konuşmaya, sade bir biçimde konuşmaya özen göstereceğim. Gözaltında kaybetme ya da uluslararası literatürdeki zorla kaybetme, devletin güvenlik güçleri tarafından ya da devletle legal, illegal, ilişkilenmiş gruplar, paramiliter gruplar tarafından gözaltında alınan ya da kaçırılan ama sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan insanları ifade ediyor. Bu insanlar devletin ya da paramiliter grupların elindedir ama onların varlıkları inkar edilir. Gözaltına alındıkları, ellerinde tutuldukları inkar edilir ve bu insanlar hukukun korumasının dışına çıkarılır. Bu bütün despotik devletlerin muhalifleri susturma yöntemi olarak başvurdukları bir yoldur. Yalnız Türkiye'de değil, sivil ya da askeri diktatörlüklerin hüküm sürdüğü topraklarda yaşanan bir insanlığa karşı suç olduğunu ifade edelim. Literatüre baktığınızda gözaltında kaybetme Nazi Almanyası'yla başlatılır. Gece ve sis operasyonlarında toplanan muhaliflerden bir daha haber alınamamasıdır. Oysa gözaltında kaybetmenin tarihi İstanbul'da yazılmıştır. 24 Nisan 1915'te 250 civarında, sayılarını tam netleştiremedik ama 250 sayısına ulaştık. Ermeni aydın, milletvekili, avukat, eczacı, doktor, siyasetçi, 250 kadar Ermeni aydın Talat Paşa talimatıyla dönemin İçişleri Bakanı'dır. İttihat Terakki Hükümeti'nin politikaları sonucunda gözaltına alındılar. Sultanahmet'te cezaevinde tutuldular. Ve yine güvenlik güçlerinin denetiminde Ayaş ve Çankırı'ya götürüldüler ve bu insanların çok büyük bir bölümünden bir daha haber alınamadı. Bunların bir mezar taşı bile olmadı. Dolayısıyla biz Türkiye'li insan hakları savunucuları olarak aslında gözaltında kaybetmenin İstanbul'da tarihinin yazıldığını her platformda dile getiriyoruz. Gözaltında kaybetmeye niçin devletler başvurur? Gözaltında kaybetme ispatlanması en zor suçtur. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Muhalifleri en kısa yoldan yok etmek, ardında iz bırakmamak ve hesap vermenin en zor olduğunu bildiğiniz bir yöntemi tercih etmektir. Latin Amerika'da da 70'lerde ve 80'lerde, Latin Amerika'da, Türkiye'de, daha sonra Afrika'da, Uzak Asya'da bu yöntemin uygulanma nedeni de budur. Anlıyorum. Siz aslında ilk gözaltında, Türkiye'nin ilk kaybı, ilk gözaltında kayıplarla karşılaştığımız süreç 24 Nisan 1915 dediniz ama bizim açımızdan, özellikle belki bizim kuşağımız açısından da söyleyebilirim. Biz hani 80'leri biraz dinleyerek, 90'ları da çocukluğumuzda aslında biraz yaşayarak karşılaştık bu durumla. Ben 90'larda çocuktum ama hatırladığım çok derin travmalar vardır bu konuya dair. Ben biraz 80'leri, yani bizim açımızdan 80'ler ve 90'lar bu konunun gündeme gelmeye başladı. Süreçlerde hem o dönemin siyasi koşullarıyla hem hukuksal süreçleriyle bize biraz değerlendirir misiniz? Tabii. Aslında belki şeyi de vurgulamak lazım. Cumhuriyet tarihinin ilk gözaltında kaybı 1936 yılında gerçekleşti. Bir işçi önderi olan, Tütün Teali Cemiyeti'nin başkanı olan bir komünist.
Salih Bozışık gözaltına alındı ve kaybedildi. Tütün Tealli Cemiyeti 30 bin üyesi olan bir cemiyet. O tarihlerde nüfusun 10-15 milyon civarında olduğunu düşünürseniz çok büyük bir cemiyet. Aslında Cumhuriyet tarihinin ilk gözaltında kaybı bu. Sonra 1948 yılında gerçekten bu toprakların en önemli değerlerinden biri, Türk edebiyatının kilometre taşlarından biri Sabahattin Ali. Tipik bir gözaltında kaybetme vakasıdır. Oysa ben bile Sabahattin Ali'nin bir fail meçhul cinayet sonucu, yani devletle bağlantılı olduğundan emin olduğum bir fail meçhul cinayete kurban gittiğini düşünüyordum. Toplumda da böyle bir algı vardı. Fakat daha sonra gözaltında kayıplar alanında çalışmaya başladığımda ve araştırdığımızda şunu netlikle söyleyebiliyoruz ki Sabahattin Ali de Cumhuriyet tarihinin ikinci gözaltında kaybedilen kişisidir. Sonra 1973 yılında bir üniversite öğrencisi, bir mühendislik öğrencisi olan Ali Kayahan kaybedildi. 12 Eylül'den önce de iki kişi, hemen 12 Eylül'den önce yani Temmuz ve Ağustos aylarında 1980 yılının yine iki kişi gözaltında kaybedildi Diyarbakır'da ve Mersin'de. Sonra 12 Eylül koşulları geldi. 12 Eylül bir askeri darbeydi. Hukukun askıya alındığı bir dönemdi. Hakkın, hukuktan bahsedilmediği bir dönemdi. Bu dönemde de İnsan Hakları Derneği'nin kayıtlarına göre 13 kişi gözaltında kaybedildi. Dünyaya baktığımız zaman Türkiye'de şöyle bir fark var. Dünyada genellikle askeri diktatörlüklerin hüküm sürdüğü zamanlar, gözaltında kaybetmelerin sistematikleştiği zamanlardır. Oysa Türkiye'de öyle olmadı. Türkiye'de gözaltında kaybetme 90'lı yıllarda sistematikleşti. Neden 90'lı yıllarda sistematikleşti? 12 Eylül'den sonra uzunca bir süre hakikaten toplumun üzerinde ölü toprağı diyebileceğimiz bir sessizlik hakimdi. Ağır baskı koşullarında yaşıyordu toplum. Ve 90'lı yıllara gelindiği zaman toplum artık itiraz etmeye başladı. Toplumun her kesimi ama itiraz etmeye başladı. Kürt siyaseti 1991 yılında meclise girdi. Kürtler başta olmak üzere toplumun her kesi temel hak ve özgürlükler konusunda talepkar oldu. Hatta öyle bir şey oldu ki seçimlere Süleyman Demirel camdan karakollar yapacağız sloganıyla girdi. Yani insan haklarına vurgu yapmak için, işkence karşıtı olduklarını ifade etmek için bu sloganla girmek zorunda kaldı. Ama 90'lı yıllarda gerek bu hak taleplerini bastırmak, gerek Kürt hareketinin hem siyasal alandaki hem askeri alandaki yükselişinin önünü kesmek için terörle mücadele yasası çıkarıldı. Terörle mücadele yasasını çok basit olarak şöyle anlatabilirim. Hukukun yasalarla çiğnendiği bir dönem. Gözaltında kaybetmeyi, faili meçhulleri, yargısız infazları, işkenceyi kolaylaştıran yasal bir sisteme girdi Türkiye. Bu sistemin sonucu olarak da bu topraklarda binlerce insan gözaltında kaybedildi, infaz edildi. Bu suçların failleri de meçhul bırakıldı. Yani biz aslında faillerin kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlara faili meçhuller demek de doğru değil. Ama cezasızlık zırhıyla korundular. 90'lı yılları o zaman şöyle özetleyebiliriz. Devletin şiddeti bir yönetme tekniği olarak kullandığı dönemdi. Bütün hak ve özgürlük taleplerini zorla, baskıyla sindirmek istediği bir dönemdi. Önce faili meçhuller başladı, arkasından gözaltında kaybetme dalgası yayıldı. Gözaltında kaybetmeye neden başvuruldu? Çok basit. Gözaltında kaybetme kadar toplumda korku yaratan başka hiçbir suç yoktur. Gözaltında kaybetme geride kalanların suskunluğa iter. Korkuyla rıza üretir. Benim de başıma gelirse diye insanlar hiçbir şey yapamaz hale gelir. Bu Latin Amerika'da da bu yüzden tercih edildi.
Türkiye'de de bu yüzden tercih edildi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Latin Amerika'daki bir darbeci general demişti ki, önce militanlardan başladık kaybetmeye. Sonra onların taraftarlarından. Sonra onlar gibi düşünmese de onlara sempati duyanlardan. Bu listeyi uzatmış ve demişti ki, bizim gibi düşünmeyenlerden. Yani artık Türkiye'de o noktaya gelmişti ki, devletin resmi ideolojisi dışında kalan her kim olursa olsun artık kaybedilme ya da infaz edilme tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bu suçun vehametini anlatmak için şunu söyleyebilirim. Bu suçun kurbanları arasında 3 yaşında çocuklar var. 25 tane çocuk kayıp var 3 yaşla 17 yaş arasında. 90 yaşında, 73 yaşında, 80 yaşında yaşlı insanlar var. 20 tane bizim kayıtlarımıza girebilen 20 tane kadın var. Ve zannedildiğinin aksine gözaltında kaybetme ya da yargısız infazlar yalnızca Kürt coğrafyasında ve Kürtlere karşı kullanılmadı. Olağanüstü hal bölgesi dışında örneğin İstanbul'da 30'dan fazla insan kaybedildi. Bunların büyük çoğunluğu üniversite öğrencileriydi ve YÖK karşıtı eylemlerde bulunuyorlardı, YÖK karşıtı faaliyetlerde. Yani demokratik üniversite talep eden üniversite öğrencileriydi. Yine Ankara'da, Edirne'de, Yalova'da, Mersin'de, Adana'da, İzmir'de, yani bütün metropollere yayılmış bir insanlığa karşı suçtur gözaltında kaybetme. Bu suçun kurbanları arasında da şunu söyleyelim. Avukatlar, doktorlar, sendikacılar, eczacılar, insan hakları savunucuları, üniversite öğrencileri, köylüler, işçiler, yani toplumun her öğretmenler, toplumun her kesiminden insanları hedef alan bir saldırı oldu ve Kürt siyasetçiler ve sosyalist siyasetçiler. Şimdi 90'larda tüm bunlar yaşandıktan sonra bir de reaksiyon ortaya çıktı. Cumartesi anneleri adında, bugün hepimiz adını ezbere biliyoruz. Hı-hı. Dünyanın en büyük sivil itaatsizlik eylemlerinden biri gerçekleşti. Evet. Bunun anlamını aslında merak ediyorum şu manada. Her cumartesi günü yaz demeden, kış demeden, yağmur, kar demeden ve işte hayatlarında olup biten bu insanların hayatlarını bir şekilde kazanmaları lazım. Çocukları var, belki memleketlerine gitmeleri gerekiyor. Buna rağmen 590'a yakın, hatta üzerinde yanılmıyorsam 590 hafta olacak. Tam 590. haftaya giriyoruz. Bu anneler ve onlara dışarıdan destek veren insanlar, bazen babalar bir araya geldiler ve her cumartesi oradaydılar. Bunun insani boyutunu bize anlatır mısınız? Ne tür fedakarlıklar gerekiyor her hafta sonu orada olabilmek için? İsterseniz önce niye cumartesi anneleri Galatasaray'a çıktılar ondan bahsedeyim ve sizin sorunuza bağlayayım. 90'lı yıllarda bu anlattığım koşullarda ülkenin her şehrinde neredeyse insanlar kaybedilirken yargı görevini yerine getirmiyordu. Örneğin İstanbul'da başvurduğumuz savcı Hasan Ocak için devlet işkence yapmaz ve insan öldürmez Türk polisi diyerek soruşturmayı kapatmıştı. Yani konuyu yargıya taşıdığınızda sonuç alamıyordunuz. Ana akım medya bu olayı görmüyordu. Yani ülkedeki insanların büyük çoğunluğu bu tür bir insanlığa karşı suç işlenirken haberdar değildi yaşananlardan. Akademi dünyası tamamen duyarsızdı bu konuya. Yani kayıp yakınları sesini duyurabileceği hiçbir mecra yoktu İnsan Hakları Derneği dışında. Bir de bir araya gireyim. Sosyal medyanın da bugünkü gibi bir hali, hatta ortada tabii olmadığını da söylersek insanlara ulaşmak tabii, ne kadar zor tabii olduğu da İşte ortaya o zaman çıkıyor. Ancak televizyonlar ve ana akım medya aracılığıyla. Dolayısıyla bu koşullarda bir şeyler yapmak gerekir diye düşünüldü. Şunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Eğer bir ülkede insanlığa karşı suç işleniyorsa bunun belli koşulları vardır. Bunu yalnızca siyasi erk istediği için olmaz bu. Siyasi erk ister ama siyasi erk bunu yargı ve medya işbirliğinde gerçekleştirmek zorundadır. Siyasi erk bunu toplumun rıza üretmesi üzerinden sürdürebilir ancak. İşte o gün o koşullarda toplum da suskunluğa itilmişti ve çok rahat bir biçimde
Örneğin 1994 yılında 500'den fazla insan gözaltında kaybedilmişti ki bunlar bizim tespit edebildiğimiz sayılar. Bunun çok üzerinde olduğunu biz biliyoruz. İşte bu koşullarda bir şeyler yapmak lazım dendi. İstanbul'da Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç gözaltında kaybedilmişti. Ve onların bedenine biz kimsesizler mezarlığında ulaşmıştık. Ve bedenleri işkence izleriyle, parmakları da gözaltında parmak izi alınan mürekkeple doluydu. Buna rağmen dönemin insan haklarından sorumlu bakanı Algan Hacaloğlu, hükümet adına toplumdan özür diliyorum demek zorunda kalmış olmasına rağmen, işte savcılar dediğim gibi Türk polisi işkence yapmaz ve insan öldürmez diyerek soruşturmayı kapatmışlardı. Bu koşullarda İstanbul'daki kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları ve bunların büyük çoğunluğun kadın olduğunu söylemem gerekiyor, bir araya geldiler, bir şey yapmalıyız diye. Ve bunun sonucunda tabii ki Plaza de Mayo anneleri de bir örnekti. Plaza de Mayo anneleri Arjantin'de darbe esnasında çocukları, eşleri, kardeşleri kaybedilen kadınlardı. Ve Junta'nın karşısına Arjantin'de ilk kez onlar dikildiler. Junta merkezine 100 metre mesafedeki Mayıs Meydanı'nda, yani Plaza de Mayo Meydanı'na 14 kadın çıktılar. Ve o 14 kadın aslında Arjantin'in demokratikleşmesinin fitilini ateşlediler. Tabii ki biz oradan gelen bir mirası da sahiplenerek bir şeyler yapalım diye düşündük. Ve cumartesi Galatasaray'da oturma fikri, sessiz bir biçimde oturma fikri çıktı. Kayıplar gerçeğini kamuoyuna taşımak. Aslında kamunun, toplumun vicdanına taşımak istedik. Bu gerçeğin... Ve ülkenin en işlek... Tabii. Caddesi, en görünür yerinde yani bulunuyor. İstanbul'un kalbi, hani evet. Bugün moda deyimli, İstanbul'un kalbidir ve Galatasaray dört yol ağzındadır. Bütün İstanbul'un aktığı bir mekandır. Saat 12'de hani yarım gün çalışanların bile sokakta olduğu bir saat olmasına dikkat edildi ve Galatasaray'a çıkıldı. Galatasaray'da aslında Galatasaray'a çıktıktan çok kısa bir süre sonra, zannediyorum 2 ay bilemediniz 3 ay sonra, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu genelgede kayıp yakınlarının şikayetlerini dinleyin dedi. Yani daha cumartesi anneleri alana çıktıktan 2 ay kadar sonra, yanılmıyorsam Haziran ayıydı, İçişleri Bakanlığı böyle bir genelge yayınlamak zorunda kaldı. Sonra ana akım medya ilk başta görmedi. Ama sonra onlar da görmek zorunda kaldılar. Sonra biz kayıplar gerçeğini gerçekten topluma taşımayı başardık. Öyle bir hal aldı ki işte Türkiye'deki popüler kültürün en önemli temsilcilerinden biri olan Sezen Aksu Cumartesi Anneleri türküsünü yaptı. YouTube grubu Cumartesi Annelerine ithafen bir albüm piyasaya çıkardı. Türk devlet yetkilileri yurt dışına gittikleri her temasta Cumartesi Anneleri ve kayıplar sorusuyla karşı karşıya kaldı. Cumartesi Anneleri dünyada çok saygın ödüllere layık görüldü ve yalnızca Türkiye'de değil, birden dünya gündemine de bu konuyu taşıdı. O zaman bu çok ciddi bir rahatsızlığa neden oldu devlet açısından. Şunu söyleyebilirim, mesela ilk oturmalarda polis bile şaşkın. Yani ne yapacak, insanlar gelmiş ve Türkiye'de çok uygulanan bir yöntem değil. Hatta ilk oturmada sorduklarında ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar oturuyoruz dediklerinde yapacak bir şey olmadan geri çekildiler. Yani Türkiye'nin çok alışık olduğu bir eylem biçimi de değildi açıkçası oturma. Hele ki insanların bedenini bir eylem aracına dönüştürmesi, bir fotoğrafı kendi yerine koyması, sessiz oturması Türkiye'de çok alışık olmuyor. Mesela eylem dediğimiz zaman sloganlar atılır işte. Hatta bazı kesimlerden çok pasifist bir eylem olduğuna yönelik de eleştiriler aldı. Yani ne çıkar ki buradan, gidip orada sessiz sessiz oturacaksınız şeklinde. Ama daha sonra Danimarkalı ünlü bir belgeselci tesadüfen Galatasaray'dan geçerken eyleme tanık olmuş, geldi bizlerle tanıştı. Dünyanın pek çok yerinde pek çok eylem görüntülediğini söyledi ama kendisini en çok etkileyen eylemin bu eylem olduğunu söyledi. Siz dedi,
sessizlikten nasıl bu kadar büyük bir çığlık büyüttünüz diye yani şaşkınlığını ifade etti. Bu koşullarda cumartesi anneleri başladı. Şimdi 590 hafta gerçekten azımsanacak bir zaman değil. Yalnız kayıp yakınları o alana gelmiyor. Düzenli gelen yüzlerce kişi var. Kayıp yakınlarını desteklemek için gelen ve bizim cumartesi insanları olarak kendini tanımlayan insanlar bunlar. Onlar bütün hayatını cumartesine göre düzenliyorlar. Evlerini, işlerini, çocuklarını, aile ziyaretlerini, her şeyi ama her şeyi cumartesine göre düzenliyorlar. Bazen bizim bayramın birinci gününe denk gelir cumartesinde olmamız. Mesela o insanlar aile ziyaretlerinden önce, mezar ziyaretlerinden önce Galatasaray'a gelir, oturmaya katılır ve bayram programına sonra geçerler. Bu aslında gerçekten azımsanacak bir fedakarlık değil. Ama bunu insanlar fedakarlık olsun diye de yapmıyorlar. Ya inandıkları için, doğru bir şey yapmaları gereken bir şey olarak gördükleri için yapıyorlar. Aksi halde fedakarlık için olsa, şunun için olsa 10 hafta, 20 hafta, 30 hafta ama 590 hafta gerçekten çok uzun bir zaman. Bir çeşitli 2011'de bir cumhurbaşkanı, bu dönemin cumhurbaşkanı, o dönemin başbakanıyla bir görüşme yaptığınızı hatırlıyorum. Yani bu görüşmeden sonra çeşitli kazanımlar vesaire gibi bir durum oldu mu ya da görüşmeyi biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. AKP iktidara geldiği zaman bir parti programı vardı. Bu parti programında, şimdi ben okuyacağım tabii hepsini ezberden söyleyemeyeceğim. Parti programında diyordu ki işkence, gözaltında ölüm, kayıp, faili meçhul cinayetler gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez uygulamaların üstüne ciddiyetle gidilecek ve şeffaflık sağlanacak. Bu konuda her vatandaşın şikayeti değerlendirilecek, caydırıcılığı sağlayacak, gerekli düzenlemeler yapılacak, sorumlular cezasız kalmayacak. Bugün ileri demokrasini sanırım. Evet. Bugün AKP'nin yazılı metni sitesine girerseniz, programına bakarsanız bu ve bunun gibi çok sayıda maddeye göreceksiniz. Yalnız AKP iktidara geldikten sonra faili meçhuller, kayıplar konusunda tek bir adım atmadı. Bir toplantıda, kadınlarla ilgili bir toplantıda kendisine cumartesi anneleriyle ilgili bir soru yöneltildi. Ve o zaman da kim bunlar bilmiyorum, örgütün maşaları gibi bir ifade kullandı. Ve bu ifade gerçekten nasıl olduysa toplumda çok sert bir karşılık buldu. Ve dönemin başbakanı Erdoğan cumartesi anneleriyle görüşme kararı aldı. Yani o sert tepkinin de etkisi olduğunu ben düşünüyorum. 2011 yılının Şubat ayıydı. İnsan Hakları Derneği'nden iki arkadaş, onlardan biri de bendim. 10 tane kayıp yakınıyla birlikte yaptık bu görüşmeyi. Görüşmede o zaman Dolmabahçe'de. Evet. Davet başbakanlıktan gelmişti zaten. 105 yaşındaki Berfo Kırbayır, o zaman 103 yaşındaydı. 91 Berfo Ana diye. Evet, evet. 91 yaşındaki Zeycan anne, 86 yaşındaki Elmas anne, 76 yaşındaki Hediye anne, yani yaşlı annelerin olduğu bir şeydi. Başbakanın yanında kurmayları vardı. Kuvvetle muhtemel MİT ve İçişleri Bakanlığı'ndan görevliler de vardı. Onlar da kenardaydılar. Aileler bizzat kendileri sorunlarını anlattılar. 45 dakika planlanmış bir görüşmeydi. Zannediyorum 4 saate kadar çıktı. Hem taleplerini ilettiler hem de kendi yaşadıklarını anlattılar. Neden Galatasaray'da olduklarını anlattılar. Erdoğan çok dikkatle dinledi. Notlar aldı. Hem kendisi hem kurmayları notlar aldı. Sorular sordu. O zaman biz de kendisine taleplerimizi içeren bir dosyada verdik. Dosyayı da kendisine verdik. 4 saate yakın süren bu görüşme sırasında kendisine bizim en öncelikli talebimizin Birleşmiş Milletler'in kısaca kayıplar sözleşmesi diyebileceğimiz sözleşmeyi Türkiye'nin 2006 yılından beri imzalamadığını,
ve bunun, bu görüşmenin, o sözleşmenin imzalanmasına vesile olmasını istediğimizi söyledik. O zaman bize imzalamıyorsak bir nedeni var dedi. Biz de hiçbir neden vatandaşın talebinden daha önemli olamaz dedik. Bu görüşmeden sonra Ayşenur Bahçekapılı, göreceksiniz başbakan sizinle görüştü. Sizin bu sorununuz mutlaka çözülecek dedi. Ben de Bahçekapılı'ya dedim ki ben öyle bir izlenim almadım. Zaten öyle bir beklentiyle de gelmedik. Biz hani devletin tepesindeki insanın anneleri dinlemesini istemiştik. Dediğimde Bahçekapılı bana çok önyargılısınız dedi. Yani nasıl hiçbir gelişme olmayacak? 4,5 saat sizi dinledi ve ben tanıyorum başbakanı. Bu iş çözülecek dedi. Ben de kendisine dedim ki umarım siz haklı çıkarsınız. Ama ne yazık ki ben haklı çıktım. Bu görüşmeden sonra bir gelişme yaşandı. Cemil Kırbayır, Berfu annemin isteği üzerine, Cemil Kırbayır'ın akıbetini araştırmak üzere bir meclis komisyonu kuruldu. Ve bunu her yerde söylüyoruz. Bu komisyon bizi şaşırtacak kadar titiz çalıştı, güzel çalıştı. Ve Cemil Kırbayır'ın firar etmediğini, gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü, bedeninin işkenceciler tarafından kaybedildiğini yazdı. 350 sayfalık bir rapordu. Ayrıca bu insanlık suçuna iştirak eden görevlilerin isimlerini açıkladı ve onların da ifadelerini aldı. Sonra bu dosyayı Kars Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu olarak gönderdi. Yani içinde bütün faillerin isimleri var. Bütün bilgiler var. İfadeleri var. Onlarca tanığın ifadesi var bu dosyada. Kars Cumhuriyet Savcılığı aradan 5 yıl geçti. Hala soruşturmadan davaya dönüşmedi. Bir tek kazanım diyebiliriz ki tarihe böyle bir rapor not düştü. Onun sonrasında ise kayıplarla ilgili, fail meçhullerle ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Şimdi işin evet, hukuki boyutuna gelirsek, Türkiye bu konuda özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından defalarca mahkum edilmiş bir ülke. Evet. Şimdi biz Türkiye olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tabiyiz. Ama bir yandan da iç hukuk başka bir şekilde işliyor. Şimdi buradaki asıl problem sizce uygulama mı yoksa yasalardaki boşluklar mı? Her ikisi de. Şimdi bakın, Türk Ceza Yasası'nda gözaltında kaybetme diye bir suç yok. Biz bunun Türk Ceza Yasası'nda insanlığa karşı bir suç olarak gözaltında kaybetmenin, zorla kaybetmenin suçunun yer almasını istiyoruz. 15 yıllık bir iktidar var. Bugüne kadar bu konuda tek bir adım atılmadı. Bugün açılan davalar insan öldürme suçundan açılıyor. Yani üstelik eski TCK'ya göre... Yani işi basitleştirirsek... Sokaktaki bir insan diğer insanı öldürmesi. Basit bir öldürme evet, suçu gibi yargılanıyor bu insanlar. Dolayısıyla mevzuatta zaten boşluk var. Ama asıl olan bir zihniyet meselesi. Bakın hem yargıda, işin en korkunç yanı yargıda da şu inanç var. Bu insanlar öldürülebilir. Bu insanlar kaybedilebilir. Algısı var. Yani yargı üzeri cezasızlığı başka türlü açıklayamayız. Bakın, Cumartesi Anneleri Galatasaray'da her hafta bir kayıp hikayesi anlatıyor ve o kaybın faillerini isim isim, ünvan ünvan açıklıyor. Tek bir şey yok. Yani bu failler bilinmeyen kişiler değil. Bilinen kişiler, herkesin bildiği kişiler ama... Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyurularının %90'ı hala davaya dönüşmüş değil. Bakın 20 yıldan, 25 yıldan, 30 yıldan bahsediyoruz. Hala soruşturma aşamasında. Davaya dönüşen çok az sayıda dava var. Bunlardan da çok önemli 4 dava. 2009 yılı ile 2015 yılı arasında 7 dava açılmıştı. O zaman iktidarın Ergenekon'la hesaplaşması vardı. O dönemdeki suç duyuruları dikkate alındı, çok ciddi iddianameler hazırlandı ama
İktidar Ergenekon'la mütabakata varınca, askerle arasını düzeltince bu çok ciddi iddianameler beraatle sonuçlanmaya başlandı. Dolayısıyla 2009 ve 2015 yılları arasında açılan 7 davadan 4'ü beraatle sonuçlandı. Ama bu iddianameleri okusanız yani gerçekten kan dondurucu iddianameler. Ya bu yargılananların hangi suçları işlediğinin tek 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 yazıldığı iddianameler. Askerlerin tanıklık yaptığı iddianameler. Yani suçun sabit olduğu iddianameler ve beraatle sonuçlandı. Bu beraatle sonuçlanan 2 dava, 4 davadan ikisi AİHM'de oy birliğiyle mahkumiyet almış davaydı. Ben iç hukukla AİHM arasındaki ayrıntıyı söylemek için anlatıyorum. Şu anda devam eden 3 tane dava var. Bir de işin vehametinin anlaşılması için şunu söyleyeyim. Bugüne kadar kayıplarla ilgili yürütülen çok az sayıda dava var ama yalnızca 2 dava mahkumiyetle sonuçlanmış. Ama bu mahkumiyetler de çok sınırlı. Yalnızca korucular ve itirafçıları kapsamış. Yani işte daha üst kademeyi asla kapsamamış eksik mahkumiyetler. Ya siz artık binlerce binlerden bahsediyoruz. Kayıptan yalnızca 2 tanesinde eksik yarım mahkumiyet kararı verilmiş. Yani siz de anlatırken biraz belirttiniz aslında çok ciddi tanıkların olduğu dava süreçleri tabii geçirdik. Yani Türkiye açısından da biraz da güncel tartışacak olursak yakın döneme kadar özellikle çözüm süreciyle birlikte bir takım itirafçı mitçiler yargısız infazları, gözaltında kaybetmeleri, gözaltında fail meçhul cinayetlerle ilgili birkaç MİT görevlisine açıklamalar dinledik. Benim en iyi hatırladığım Ayhan Çarkın'dır. Sizin muhtemelen anlatacağınız daha fazla isimler de vardır. Şimdi hem bu itiraflar sonucu elde edilen çeşitli kazanımlar oldu mu? Ya da yine dönemin siyasi atmosferiyle aslında ilişkili itiraflar mıydı bunlar? Yani gerçekten bir şunu diyebilir miyiz? Gerçekten bir nebze insanlık adına yapılan itiraflar mıydı? Yoksa yani yine aslında dönemin yine siyasi atmosferiyle ortaya çıkmış bir takım demeçler, konuşmalar, itiraflar mıydı sizce? Ya da bunların gözaltında kayıplar mağduriyetine kattığı şey oldu mu? Evet. Bu arada ben iç hukukta şeyi söyleyeyim. Son dönemlerde Anayasa Mahkemesi'nde de artık kayıp davaları sonuçlanmaya başladı. Bireysel başvuru hakkından sonra. 5 tane kayıp davası Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlandı. Bunlardan 2 tanesinde süre aşımı nedeniyle reddedildi. Kabul edilemez bulundu. Oysa bu gözaltında kaybetme, gözaltında kaybedilen kişinin akıbeti açığa çıkarılıncaya kadar devam eden bir suçtur. Yani bir zaman aşımının işlemesi zaten mümkün değil. Biz buna süreyen suç diyoruz. Fakat işte bu ülkenin en üst yargı merci zaman aşımını gerekçe gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşundan önceye denk geldiğini söyledi. Oysa Birleşmiş Milletler'in ilkelerinden biliyoruz biz ki bu tür bir gerekçe ileri sürülemez. Son 3 dava, bir tanesi dün açıklandı. Bu davalarda da etkin soruşturma yürütülmediği için ihlal kararı verildi. Bu kişilerin yaşam hakkının korunmadığını söyledi. Bakın gerek Anayasa Mahkemesi'nin bu son 3 davada, gerekse AİHM'in kayıtlarında şunlar yazılı. Türkiye'deki yargıçlar bu tür davaları araştırmakta, soruşturmakta isteksizler. Davaları sürüncemede bırakıyorlar. Bu Anayasa Mahkemesi'nin 3 kararında da, yani bırakın AİHM'i, Anayasa Mahkemesi'nin 3 kararında da yer aldı. Ama mesela Ferhat Tepe davasında yapacak bir şey yok. Hasan Gülnay davasında yapacak bir şey yok diye sonuçlandı. Oysa bu yargılamaların madem etkin soruşturma yapılmadı, madem hiçbir ilerleme kaydedilmedi, o zaman bunların yeni baştan yapılması lazım değil mi? Yani Anayasa Mahkemesi'nde de ne yazık ki yine bu suçlara ilişkin, örneğin Ayten Öztürk davasında yaşam hakkının esastan ihlal kararı verilmemesi için hiçbir neden yoktu. Ama usulden ihlal kararı verdi Anayasa Mahkemesi. İç hukukta ne yazık ki yargı, ya biz şunu söylüyoruz 590 haftadır, bu ülkede yargı yok, bu ülkede hukuk yok, bu ülkede adalet yok. Ve bu ülkenin yargıçları, yüksek yargı da buna dahil, bizim bu sözümüzü her kararıyla bir kere daha teyit etmiş oluyorlar. Bunu ben söyleyeyim.
Arkasından evet, bu itiraflar dönemle yakından ilgisi var. Bakın, dünyanın her yerinde böyle oldu. Siyasi irade isterse gözaltında kaybedilme vakaları açığa çıkar. Gözaltında kayıpların failleri yargılanır. Ama siyasi irade isterse, ama ülke demokratikleşmeye yönelmek isterse, ülke insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine yönelmek isterse bunlar gerçekleşir. Bizde bunun gerçekleşmemesinin nedeni devletin hala bir suç devleti olmakta ısrar etmesidir. Bakın, yapılan bütün yasal düzenlemeler, hukuk devletinde yeri olmayan düzenlemeler, özellikle bu son bir yıl içindeki düzenlemeler, polisten sonra, MİT'ten sonra, bugün artık Cumhurbaşkanı imzaladı, askere ve koruculara da cezasızlık zırhı geldi. Onların yargılanmaları izne tabi tutuldu. Bize kamu güvenliği diye dayatılarak, bakın 90'larda bile yapılmayan, dünyada eşi benzeri görülmemiş, aylarca süren sokağa çıkma yasakları yaşıyoruz biz. Doğan Güreş 90'lı yıllarda demişti ki, sıkı yönetime gerek yok, zaten sıkı yönetim koşullarında işimizi yapıyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Niye sıkı yönetimi ilan edelim? Türkiye bugün ondan bile daha geri durumda insan hakları ve demokrasi açısından. Dolayısıyla o zaman, yani 2010 ne kadar hükümet, işte az önce size anlattığım cinayetler açıklanacak, işte kabul edilemez dediği süreçte tanıklar da kendini daha güvencede hissettiler. Dolayısıyla örneğin Yıldırım Beyler diye 14 yıl Genelkurmay'ın tercümanlığını yapmış bir kişi dedi ki, biz CİTEM gibi değildik, biz daha profesyonel çalıştık, MAK ekibi olarak, muhabere arama kurtarma ekibi olarak. Özel Harp Dairesi'ne bağlı çalışıyor onlar. Biz insanları sorguladık ve askeriyenin kazanlarını da yaktık. İsimler de vererek. Bu ölüm listelerini dedi, falan iki kişinin ismini verdi. Engin Alan ve Levent Göktaş. Onlar hazırlıyorlardı. Oradan liste bize geliyordu. Biz de yakalayıp işkence yapıp kazanları da yakıyorduk. Engin Alan ve Levent Göktaş Ergenekon yargılamalarında yargılandılar. İnsan Hakları Derneği de, aileler de başvuru yaptılar kayıp yakınları. Biz de bu davalara müdahil olalım. O zaman şöyle bir cevap alındı. Bu davalar kayıpları, faili, meçhulleri kapsamıyor. Yalnızca hükümete karşı darbe girişimini kapsıyor şeklinde. Ama o dönem Ergenekon'da hükümet arasındaki çatışmanın olması nedeniyle savcılar da cesaretle soruşturma açmaya başladılar. Yıldırım Beyler gibi işte başka tanıklar da çıktı. Onlar da bunun rahatlığıyla konuştular. Mesela Abdülkadir Aygan itiraflarda bulundu Yıldırım Beyler'den önce. Ve biz Hasan Erkul'la Murat Aslan'ın bedenlerine onlarca yıl sonra onun itirafları ve çizdiği kroki sayesinde ulaşabildik. Ayhan Çarkın çıktı bütün detaylarıyla işledikleri cinayetleri, insanlığa karşı suçları anlattı. Peki Ayhan Çarkın bugün elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ayhan Çarkın'ın bu suçu kimlerle birlikte işlediğini de açıkladı. Polislerin isimlerini verdi. Bunu savcılara verdi. Ama Ayhan Çarkın'ın ifadeleri üzerinden bugün açılmış bir kayıp davası ya da faili meçhul davası yok. Sevda Hanım, süremiz daralıyor. O yüzden iki kısa sorumuz var. Onları size sorun. Yine bu aslında gözaltındaki kayıpların zamanın ruhuyla da bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. İç güvenlik paketi, iç güvenlik yasası ve buradaki gözaltı süresinin 3 güne uzatılması size ne anlam ifade ediyor? Şimdi bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında olsun, uluslararası hukukta olsun ve biz insan hakları savunucuları olalım, her zaman şunu söylüyoruz. Uzun gözaltı süresi gözaltında kaybetmeye yataklık eder. Dolayısıyla gözaltında kaybetme sürelerinin kısa olması ve kesinlikle kişinin gözaltına alındığı anda kayda girmesi ne istiyoruz? Olması gereken de bu. Gözaltı 3 güne çıkarmanın açıklaması şudur. İşkencenin geri geleceği şeklindedir. Yani geri geleceği değil, zaten devam ediyor da
daha da sistematikleşeceğini ifade ediyor. Bir de sanırım önleme gözaltısı diye bir şey var. Kayıtsız gözaltında tutabiliyor içeride. Yeni yasa bu da. Tabii. Ya bu yasanın işte 90'larda terörle mücadele yasasını çıkarmışlardı. Hukuku yasayla askıya almışlardı. Bugün de hukuku yasayla askıya alan uygulamalar bunlar. Urfa'ya giden İnsan Hakları Derneği'nin avukatları Urfa'da işkence haneye çevrilmiş mağaralardan bahsediyorlar. Yani bugün o koşullar ve bunlar bu sürecin daha da devam edeceğini, işkencenin ve belki de kayıpların, belki de faili meçhullerin bir dalga şeklinde yayılabileceği kaygısını bizde açıkçası yaratıyor. Bir de siz hani dönemin koşullarıyla çok ilgili demiştiniz aslında gözaltında kaybetme meselesi. Bu yeni güvenlik yasası da yani Gezi'den sonra yeniden aslında Türkiye'de bir hak arama mücadelesinin görünür kılındığı bir süreçte yine ortaya çıkmış oldu. Dediğiniz şeyle de çok ilgili. Aslında bu yayını yapmamızdaki temel nedenlerden biri. Son sorumuza da gelelim aslında. Son gözaltı kaybımız Hurşit Külter. 50 gündür. Bugün tam 50 gün oldu sanırım. 27 Mayıs'ta BÖF adlı özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından Hurşit Külter'in gözaltına alındığına dair bir fotoğraf paylaşılmış. Daha sonra da bu paylaşım geri çekilmişti ve hesap askıya alınmıştı. Ve daha sonrasında Hurşit Külter'in ailesine yolladığı bir mesaj var. Ve bir takım hukuki süreçler başlamıştı aslında. Bize Hurşit Külter özelinde... Şimdi Hurşit Külter Şırnak'ta genç bir Kürt siyasetçi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Şırnak il yöneticisi. Bakın Şırnak 200'den fazla insanı gözaltında kaybedildiği bir yer. Geçmişi kayıplarla, faili meçhullerle, yargısız infazlarla dolu bir şehir. Bundan 15 yıl önce de Ebu Bekir Deniz'le Serdar Tanış kaybedilmişti Şırnak Silopi'de, iki Kürt siyasetçi. Evet, bir de Hurşit Külter'in yani bir Kürt siyasetçi olması da. Tabii bu ikisinin arasında bir bağ olmadığını düşünmek mümkün değil. Kürt siyasetçilere yönelmiş saldırı dalgasının bir parçası aslında. Vedat Aydın'dan bugün. Tabii. Dolayısıyla Hurşit Külter'in gözaltına alındığına dair tanık beyanları var. Kürt kaynakları güvenilir kaynaklara dayandırdığını söyleyerek bize dediler ki, kamuoyuna açıkladılar, gazetelerde yer aldı. Hurşit Külter özel harekat biriminde gözaltında 3 gün tutulmuş. Sonra 23. Sınır Tümen Komutanlığı'na götürülmüş. Bu Sınır Tümen Komutanlığı da zaten daha önce de kaybetme suçu işlemiş bir mekan. Buraya götürüldüğüne dair tanıklar var. Bizim oradaki ana problemimiz şu, Şırnak'a girilemiyor. İnsan Hakları Derneği'nin avukatları Şırnak'a girip tanıklarla görüşemiyor. Hatta savcılığa gidip suç duyurusunda bulunamıyor. Civardaki şehirlerden biz suç duyurusunda bulunuyoruz. Dolayısıyla Şırnak'ta ne olup bittiğini bilmiyoruz. Ama Hurşit Külter'in biz geçmiş tecrübelerimize dayanarak, devletin bu konudaki sessizliğine dayanarak şundan çok derin bir endişe duyuyoruz. Hurşit Külter gözaltında kaybedilmek isteniyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı olsun, Başbakanlık olsun, Milli Savunma Bakanlığı olsun, Genelkurmay Başkanlığı olsun, valilik olsun, kayda değer hiçbir açıklama yok. Tek resmi açıklamayı valilik yaptı, gözaltına alınmamıştır diye. Ama geçmişte de gözaltına alınanların tamamında gözaltına almadık cevabıyla karşılaşmıştık de yok. Biz. Burada bir nokta koymamız gerekiyor yavaş yavaş. Çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiniz, katıldınız. Medyaskop özel yayınında Sebla Arcan'la aslında gözaltındaki kayıpları, dünü, bugünü konuştuk. Umarım geleceği konuşmayız tabii ki. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ama programı Hurşit Külter nerede diye bitirelim aslında.